Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun temel özelliği düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişiler arası ilişkilerde evet bir mükemmeli arama duygusuyla hareket ederler, düşüncesiyle hareket ederler. Kafalarında sanki şöyle bir şey varmış gibidir. Her şeyin bir mükemmeli ve doğrusu varmış gibi hareket ederler. Dolayısıyla bu onları sürekli hem kendilerini hem çevresindeki insanları ahlaki ve bilimsel açıdan ya da neye inanıyorlarsa o açıdan sorgulamaya neden olur. Hep bir doğru mu yanlış mı şey sorgulaması içindedirler. Dolayısıyla bu kişilerin iş hayatları mesela çok yoğun geçer, çok çalışırlar. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, mükemmeli yakalamaya çalışırlar. Herkes boş zamanlarında gidip denize girer, sevgilisiyle dolaşır. Bu arkadaşlar oturup kışın yaptıkları işlerin doğru mu yanlış mı olduğunu toparlamaya, gelecek seneye hazırlanmaya çalışırlar. İşkoliktirler yani. Bir türlü başlarını işten kaldıramazlar. Bu mükemmellik arayışı bazen onu diğerlerinden de geride kalmasına neden olur. Mesela herkes sınavına çalışıp gidip sınavında başarılı olur. 2 saatte, 3 saatte öğrenilecek bir şeydir. Bu mükemmeli yakalayayım diye detaylara girerse bazen sınava giremeyeceği kadar boğulur ve sınava da girmeyebilir. Yani bu her işi de düzgün yapacağı anlamına gelmez. Genellikle bu bununla haşır neşirdir. Her şeyin doğrusu var da bu da onu yapacakmış gibi bir güdülenmesi vardır. Hep tepesinde bir doğrucu öğretmen varmış gibi hareket eder. Cinsel yaşamları da böyledir bunlar. Cinsel yaşamlarında da önce hazza ya da bundan tatmin olmaya değil, başlarında biri var da bakalım doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın, karşı taraf bundan memnun oldu mu, yeterli miydi, yetersiz miydi gibi sorgulamaya girerler. Dolayısıyla bu tür sorunlar da yaşarlar. Kolay kolay birini sevemez bu arkadaşlar. Biz bu arkadaşları çok sevmemize rağmen, toplum için genellikle faydalı işler yapmalarına rağmen bunlar sevmekte o kadar mahir değillerdir. Çünkü sürekli her şeyin mantık çerçevesinde değerlendirmeye çalışırlar. Her şeyin doğrusunu, yanlışını ararlar. İlişkilerinde de bu bozulmalara neden olur. Davranış biçimleri ve duygusal motivasyonlarını düşündüğümüzde çok şey kuramazlar. Dolayısıyla bu kişilerin yaşamları aslında kendileri açısından özellikle bir çileye dönüşür. Eğer kendilerinin planladığı gibi olmayacaksa, onların kafasında bir düzgün var ya, grup işlerine de giremezler. Çünkü ufacık bir eksik olunca o işi yapmamışlık duygusu da taşıyabiliyorlar. Yani pek çok yerde, pek çok alanda, pek çok ilişkide bozulmalara neden olur onların bu kişilik özellikleri. Diğer taraftan ne bileyim, eskimiş şeyleri atamazlar mesela, bir iki örnek daha verelim. Çünkü olur da bir gün lazım olur diye. Yani ev artık taşınamayacak halde 45 yaşındaki adamın 17 yaşında giydiği kazaklarla karışmaya başlar. Cimridirler. Çünkü bir gün para çok önemli bir şey için gerekebilir diye biriktirirler. Hem kendilerine karşı hem çevresindeki insanlara karşı vesaire vesaire. Yani temel özelliğini tekrar hatırlatırsak düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişiler arası ilişkilerde hep bir mükemmeli doğruyu ve en iyi yakalama gibi hem ahlaki açıdan hem hukuki açıdan bir çabaları ve motivasyonları vardır.